Ne yapsam, su içsem niye öyle su içiyorsun? Ha, Aleyna şöyle su içmiş. Yemin ederim sivilce çıktı ya. Zor bir soru bu. Sinirlendi. Tamam kanka, bakın, sakin ol. Sakin ol kanka, sakin ol. Bak gördünüz mü, burada bile her şey aynı geliyor. En sevdiğim yemek. Oha. Siz beni ağlatmak mı istiyorsunuz? Sana büyü mü yaptılar? Anı mı yaşarsın? Ne? Sence? Ben yemin ederim. Tatlı mı demiş? Aşk hayatın nasıl? Herkese. Hoş geldiniz kanalımıza. Gördüğünüz gibi buradayız, YouTube'dayız. Yani böyle bir giriş yapmak istemezdik ama evet. Nasıl başlayacağımızı bilemedik. Bugün sizden bundan 3 gün önce sorular istedik. Aleyna'ya benim hakkımda merak ettiklerinizi sordunuz. Bana da Aleyna hakkında merak ettiklerinizi sordunuz. Öncelikle isterseniz şeylerden başlayalım. Biz kimiz? Biz ne yapıyoruz? Yani aslında çoğunuz bizi biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için veya böyle çok hani klasik merak edilen bazı şeyler var. İşte okulumuz, burcumuz, yaşımız, boyumuz vesaire falan filan. Bunları önceden bir böyle kendimizi tanıtmış gibi olalım. Ondan sonra sorulara geçelim istedik. Evet, öyle yapalım. Ben başlayayım. Tamam. Ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Halk İlişkiler mezunuyum. 24 yaşındayım. Burcum Oğlak, yükselenim İkizler. İzmir'de yaşıyordum. Şu an İstanbul'a yerleştim. Yani bir 7-8 aydır İstanbul'da ikamet ediyorum. Onun haricinde influencer'ım, içerik üreticisiyim. Severek yapıyorum bu işi. Bir adım daha ileriye taşıyarak Aleyna ile beraber YouTube kanalı açtık ve güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü bence bayağı bir eğleneceğiz hep birlikte. İlk videomuz, biz çok heyecanlıyız gerçekten. Evet. O yüzden böyle size de kendimizi tam olarak, kendimiz olarak aktarabilmeyi çok istiyoruz. Ama herhangi bir hatamız olursa da affola, ilk videomuz olduğu için. Ben de Bilgi Üniversitesi'nde okuyordum. Aslında hala eğitimim devam ediyordu. Ama bölümümden ve okuldan memnun kalmadığım için, yani istediğim şeyi okuldan alamadığım için bıraktım. Bunu hep soruyorsunuz yani. Henüz okulu bitirmiş değilim. Akademik yaşantımla ilgili bazı planlarım var. Ama şu anda korona vesaireden dolayı onları gerçekleştiremiyorum. Yurt dışına gidip sanat tarihi eğitimi almak istiyorum vesaire falan. Yani neyse, bunları sonra konuşuruz. Burcum Yengeç, yükselenim Aslan. Yaşını söylemiş miydin? Söyledim ben. Kaç yani, yaşındasın Aleyna abla? 22 yaşındayım. Ablasın. Herkes şey diyor, ne kadar küçüksün. Aynen. Tamam, neyse, hadi. Bu kadar yani. Başka diyeceğim bir şey yok. Vallahi artık başlayalım. Ben bunları sana soracağım. Sen bana cevap, yani sen cevap vereceksin. Tabii ben de sana soracağım. Çünkü bunlar senin hakkında bana sorulan sorular. Tamam. Anladın mı? Başlıyorum. Zor bir soru. Kanka dur. Kaç tane dövmen var? Bilmiyorum yani, çok var. Bir süre sonra saymayı bıraktım. O yüzden yani çok fazla var. 50 tane yoktur da yani bir 30 da vardır. Bu arada biz bu soruları şey yapmadık yani, tek tek okumadık. Verdik, hazırlandı. Biz de hiçbirini bilmiyoruz. Oyunculuğa devam edecek misin Aleyna? Hayır. Yani çok netim bu konuda çünkü asla benim yapabileceğim şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bütün hayatlarını işte bir diziye göre yaşamaları falan hiç benlik değil yani. Ne bileyim, saçını kestirme, tırnağını yaptırma, devamlılık olayı aslında. Ve böyle düzenli bir yaşantıları olmadığı için, böyle her hafta ya da atıyorum hava durumuna göre günlük program atıldığı için, yani bu benim böyle aşırı derecede anksiyetemi tavan yaptırdı. Ben çünkü her haftamı, günümü, saatimi bile planlayan bir insan olduğum için böyle her şeyin çok spontane olması beni çok gerdi yani. O yüzden yapabileceğim bir şey değil. Teşekkür ederiz. En büyük pişmanlığın. Da. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ya of. Ben biliyorum. Çayım validem izliyor benim. Ya şöyle, çok hani pişmanlığım yok ama hayatımın bir döneminde yaşadığım bir ilişkiden çok pişmanım ve hani olmasaydı da olurdu. Niye oldu? Oldu yani, ne yapalım o da. Ders aldık işte bir şekilde. Her şey bir deneyim sonuçta, yaşadığımız her şey. Aynen, deneyim. Aynen kanka. Aleyna, nasıl erkeklerden kanka gerçekten. Artık kimse, hiçbir türlü erkekten hoşlanmıyor. Nasıl erkeklerden hoşlanıyorsun? Mesela boyu çok mu uzun olmalı? Şey diyorum şimdi. Şimdi ben o zaman sipariş vermeye başlıyorum. Sarışın mavi. Kumral sarışın beylerden hoşlanıyorum. Ya böyle çok garip oldu şimdi, neyse. Kısa boylu erkeklerden tabii ki de hoşlanmıyorum yani. Ama öyle de deme şimdi, üzülürler. Ama ne yapayım? Kısa erkek linci. Aileyle yaşayan kısa erkekleri. Ya böyle oturaklı, karakterli insanları seviyorum yani. Böyle hayatı layla aylon, boş yaşayan insanları sevmiyorum genel olarak. Erkekte de dikkat ettiğim şey bu sanırım. Düzenli ve gerçekten kendini farkında olduğu bir hayatı olması. Yani düzenli bir hayatı aslında olsun. Şey değil yani, olay tamamen tip, boy, cart, şurt, bunlarla alakası
yok aslında. Çok sosyal bir insanla yapamam yani. Ben çünkü asosyal bir insanım. Bilmiyorum. Aleyna insan sevmiyor. Evet. Böyle. Kalbim çok kırık bu aralar. O yüzden erkekler hakkında konuşmak istemiyorum. Sence Aleyna ile aranızdaki bağın kuvvetli olmasının sebebi ne? Ya bence en büyük sebeplerinden bir tanesi az önce Aleyna da bahsetti. Bir kere ikimizin de yaşadığı bazı şeyler çok aynı. Evet. Duygusal anlamda özellikle. Yaşadığımız kayıplar, hayal kırıklıkları bunlar çok aynı. O yüzden hani bu aramızdaki bağı kuvvetlendiren şeylerden bir tanesi. Ama benim Aleyna'da en sevdiğim özelliklerden bir tanesi Aleyna'nın yanında başka birisi gibi davranmanıza gerek yok. Yani Aleyna'nın yanında kendimi çok kendim gibi hissediyorum. Yani tamamen kendim ve hani birlikte yapmayı sevdiğimiz şeyler çok aynı. Evet. Gezmeyi çok seviyoruz. İşte ne bileyim kitap okumayı seviyoruz. Kitap hakkında konuşuyoruz. Ne bileyim işte mesela ritüel yapmaya Kaş'a gidiyoruz gibi gibi böyle spiritüel şeylere de çok inanıyoruz ikimiz. Yani çok fazla sebebi var ama aramızdaki enerji çok farklı her zaman. O yüzden ben düşünce yapımız çok aynı. Birebir. Evet. Aslında karakterlerimiz birbirinden çok farklı. Ama düşünce yapımız çok aynı olduğu için çok ortak noktada birleşiyoruz. Evet, kesinlikle. Dedikoduların vazgeçilmezi gibi duruyorsun öyle mi? Bence kesinlikle öyle. Bakın. Aleyna'yla bir insandan nefret etmek inanılmaz keyifli. Yani çünkü Aleyna herkesten nefret ediyor. Ya bir şey, ya Aleyna inanılmaz bir insan. Yani hani o ama kadar... Ama sorduğu şey bence dedikodu sayfaları. Hani kanka, genel magazinsel olayların vazgeçilmeziyim bu ara özellikle. Evet, ne yapsam, su içsem niye öyle su içiyorsun? Ha, Aleyna şöyle su içmiş olduğu için. Bilmiyorum aslında ben yani hiçbir zaman hayatım boyunca gerçekten dikkat çekmek için, ilgi görmek için böyle zaten ilgim ayağı bir insan değilim. Birine ilgi göstermeyi çok severim ama kendimle o kadar ilgilenilmesini sevmem. Bu ara özellikle çok fazla böyle bir dedikodu sayfalarında işte haberlerim hepsi de yalan, saçma sapan böyle. Onlar yüzünden hatta böyle saçma sapan bir sürü şey yaşadım. Nasıl tanıştınız ve ne zamandır arkadaşsınız? Ne zaman bu kadar samimi oldunuz? Ben Aleyna'yı bir kere tanımadan önce şeyde görmüştüm. Bir festival var. O zamanlar festivale gidebiliyoruz tabii. Artık unuttuk öyle şeyleri de. Kokteyl Festivali. Kokteyl Festivali miydi? Evet. Kokteyl Festivali'nde görmüştüm. O zamanlar tanışmıyorduk. Aleyna uzaktan o kadar soğuk biri gibi duruyordu ki. Yanımda Sercan vardı hatta. Sercan şey demişti. Oha ne kadar soğuk duruyor yani. Hani. Öyleyim ama. Evet. Yani samimi olduğum veya sevdiğim insanların yanında tabii ki de sıcak kanlı ve hani sonuçta onları sevdiğim için onlarla vakit geçirmek istediğim için tabii teşekkür ki de. Teşekkür ederiz. Şey oluyorum yani hani olduğum gibi oluyorum ama zaten insanlarla ya itici gözükmek istemiyorum ama insanlarla tanışmayı yani daha mesafeli. Şey yani utangaç ve çekingen bir insanım aslında sebebi bu yani. Hani o soğuk gözükmemin başka bir sebebi yok aslında. Sevmiyorum çok böyle insanlarla tanışıp kaynaşmayı. İlk orada görmüştüm. Ondan sonra bizim Exatlon projemiz oldu. Evet. Zaten Instagram'da takipleşiyorduk. Daha sonra Exatlon'a gittik. İşte orada yaklaştık. Ondan sonra hala 2 sene olacak neredeyse. Evet. 2 sene yakın. 1,5-2 sene. Ya bir insanla aranızda çok güçlü bir bağ olması için illa senelerinizin olmasına gerek yok yani. Bence de kesinlikle. Bence. O yüzden hani böyle bana biraz şey yanlış geliyor. Nasıl bu kadar kısa süredir yakınsınız? Yani bunun zamanla alakası yok bence. Ne kadar çok şey paylaşabildiğinle alakası evet, var. Kesinlikle. Ben mi su? Ha, evet. Doğru. En çok neye sinirlenirsin? Sinirlenince nasıl biri olursun? Sinirlenince ben şimdi bu aralar, yani şu an yaşadığım dönemi es geçerek söylüyorum. Çok kolay sinirlenen bir insan değilim ama gerçekten hani çok hani sinirlenmem için benim gerçekten çok üstüme gelinmesi gerekiyor. Yani ben şeyi sevmiyorum. Bir insana tartışmaya girmeyi sevmiyorum. Ben eğer karşımdaki mesela çok üstelerse benimle konuşmak veya ben sinirliyken tartışmak için benim o zaman kopuyor ve tamamen hani algılarımı her şeyimi kapatıp ağzıma ne geliyorsa söylüyorum ve bu sefer kırıcı olabiliyorum. Düşünmüyorum çünkü ne söylediğimi. O yüzden sinirlenmeyi veya biriyle tartışmayı çok tercih etmiyorum. Ama bence tatlı bir insanım ben. Sence? Bence de zaten. Sence? Yemin ederim. Tatlı mı demiş? Sende sıra, bende sıra. Sende. Arkadaşlar bakın. Sinirlendi. Tamam kanka bakın, sakin ol. Sakin ol kanka. Sakin ol tamam. Bakın burası çok sıcak. Ne yapacağım şimdi ben değil mi? Soru soracağım bana. Anımı yaşarsın? Ne? Ay ıslandırdım işte bir. Vallahi tamam. Bak buramda da sivilce çıkacak. DM'den yürüyen çocukların profillerine bakıyor musun? Evet. Otururum.
DM'den yürüyen çocuk deyince evet. Sapık Aleyna Şen. Bakıyorum tabii ki de yani. Niye bakayım? Aşk hayatın nasıl? Öyle bir şey yok. Aleyna! Öyle bir şey yok. İyi değil. Ay çok kötü oldu bu. Aleyna buradan bir şey söyleyeyim. Ne olur. Bir ben Nişantaşı'na gidiyorum. Çok öyle bir şey yok. Ya. Kim dedi onu? Sana kim söyledi? Nereye çıktı? Bir şeyler... Çok kötü bir durum. Yani artık yakın arkadaşlarım bile kabullendiler ne kadar kötü abi oldu. Abi gerçekten bir insan bu kadar bahtsız olamaz ya. Mutsuz olunca arayacağın kişi kim? Oha! Bence kimse. Yani açıkçası şöyle, çok mutsuz olduğum zaman genelde hiçbir şey yapmak ve kimseyle konuşmak istemiyorum. Ama kendimi iyi hissetmek ve kendimi güvende hissetmek için belirlediğim insanlar var. Aleyna, annem, Sercan. Yani kendimi güvende ve iyi hissetmek için onları arıyorum ama genelde mutsuzken hiçbir şey yapmak istemiyorum. Evet. Herkesten nefret ediyorum. Sosyal medya serüvenin nasıl başladı? Çanakkale'de okurken, yani üniversitede okurken yine böyle işte fotoğraf çekmeyi, paylaşmayı çok seviyordum. Ama o zamanlar böyle hani iş birliğidir, influencerlıktır falan vesaire bu kadar çok yoktu. Ben sadece fotoğraf paylaşıp altına yazı yazmayı çok seviyordum. Ondan sonra orada böyle bir işte bir ilişkim vardı. O varken böyle bir blog yazmaya başladım. İşte birkaç yere gittik, yurt dışı tatiline gittik. Orada böyle yazılar yazmaya devam ettim vesaire derken zaten Instagram bence couple seviyor yani. Çift evet. Görmeyi seviyor. Oradan böyle biraz hani yürümüştü. Oradan başladı yani benim sosyal medya maceram. Öyle de devam etti. Sonra çalındı mesela o hesabım. Sonra bu şu an kullandığım hesabımı tekrar açtım vesaire falan derken öyle yürüdü. Sana göre hayatının dönüm noktası neydi? Güzel bir soru. Oo. Çağrı merkezinde çalışıyordum ve gerçekten yani orada tanıdığım herkesi çok seviyorum bu arada. Yani can acımak kesinlikle sevmem ama hayatımın en zor dönemlerinden bir tanesiydi yani. Gerçekten zorlandığım bir işti. Ondan sonra bir gün böyle dedim ki bu işi bırakacağım. Paraya da ihtiyacım vardı. Ama dedim ki yani 100 TL bile olsa cebimde ayda bu işi bırakacağım dedim ve bıraktım. Ondan sonra her şey gerçekten bambaşka olmaya başladı. Böyle her şey değişti. Instagram'dan işler almaya başladım vesaire derken hayatımın dönüm noktası gerçekten mutsuz olduğum bir işi para kaygım olmasına rağmen bırakmaktı. Ve ondan sonra mutlu olduğum bir şey yaparak daha iyi paralar kazandım ve daha iyi insanlarla karşılaştım. Daha iyi yaşamaya başladım. Aleyna'yı tek kelimeyle anlatsan. Ne mi olurdu? Ne olurdu? Ay bu zor bir soru. Sen tek kelimeyle anlatılacak bir karakter değilsin. Zor bir soru bu. Sen çok... Aklına ilk ne geldi? Sen deyince aklıma ilk benim aslında hayalperest geldi yani. Hayalci bir insansın. Hayal kurmayı ve gerçekleştirmeyi seviyorsun. Evet. Hayallerini seviyorsun sen evet. Yani. O hayallere tutunmayı seviyorsun. Aleyna neden sevgilin yok? Siz beni ağlatmak mı istiyorsunuz? Sana büyü mü yaptılar? Bana büyü yaptılar bence o yüzden yok. En sevdiğin fotoğrafınız. Aa, ya. Telefonum yanımda değil. Bence şeydeki Dominik'te yağmurun altında sarıldığımız bir ya, fotoğraf. Evet. Çok seviyorum o evet. Fotoğrafı. O bence o. Evet. Güneşi nasıl ve nereden sahiplendin? Geçen sene güneşi Mart'ın böyle 20'si gibi falan. Nişantaşı'nda benim yakın arkadaşım var biliyorsunuz Nursu. Nursu'nun abisinin arkadaşı Nişantaşı'nda arka bahçede görmüşler. Apartmanın o boşluğunda işte. Sonra paylaşmıştı. Benim de aslında hiç tekrardan Sandy'yi hani Yiğit'e bıraktıktan sonra hayvan sahiplenme gibi bir düşüncem yoktu açıkçası. Zaten Sandy vardı onu görüyordum ediyordum ama güneşi görünce dayanamadım ve güneş dünyanın en akıllı köpeği. Sahiplendim ve yaptım. Yani hayatımda verdiğim en güzel karar olabilir. Hanginiz daha manyak? Bence ben değilim. Sensin. Ben mi? Sensin. Sensin. Aa, şeyden bahsetmedik. Kanalın adı neden Aynen Kank? Evet. Bizim aramızda en çok kullandığımız kelime Aynen Kank. Ve ikimizde de aynen dövmesi var. Evet. Ve her şeye, hayatımızda olan her evet, şeye her aynı şeye. Tepkiyi verdiğimiz evet. için Aynen Kank diye. O yüzden böyle. En yakın arkadaşın kim söyle? Dilara. Şimdi kesin işte Nursu Sude, ve Sude'li Sude, yiyeceğim burada Sude, aşağıda. Sude, Nursu yanı oldu. Bunu duysun. Sude'yi dışlıyorsunuz. Aleyna ile ilk tanıştığında ne düşündün? Gerçekten düşündüğüm ilk şey şuydu. Ne kadar soğuk bir kız. Ve ben böyle insanları seviyorum. Ben böyle gereksiz samimiyetten hoşlanan bir insan evet, değilim. Ben de o yüzden onun o soğukluğu benim hoşuma gitmişti. Sevmiştim yani.
Aleyna ile beraber bir hayaliniz var mı? Bali'ye gitmek ya. Bali'ye gitmeyi çok, çok fazla istiyoruz. Var. Yani hani sadece bir tane sayamam. Çok var ama en çok istediğim şeylerden bir tanesi beraber Bali'ye gitmek. Evet. Ve orada böyle 3-4 hafta kalıp o ritüelleri, oradaki meditasyon, evet, spiritüel şeyleri yaşamak ve deneyimlemek çok istiyoruz yani. En çok istediğim şeylerden bir tanesi bu. Affedici misin, kindar mısın? Affediciyim. Hiç kindar değilim. Hiç. Affedemeyeceğim kimse yok benim. Estetiğin var mı? Hayır. Botoksum var, eridi bak. Vallahi ya, botoks yaptırdım. 6 ay bitti. Şuralarımda var. Bir de buram wifi gibi oluyor böyle. İlk aşkın kim? Ya Emirhan. Emirhan. Aşkım. Şu an çok yakın arkadaşım olduğu için onu çok çok seviyorum. Keşke ben de ilk aşkını yapardım. Yapsaydım. Açayım mı? Belasını verdim. Yürü bana. Abi ben çıkalamıyorum ben de mi? Ya şöyle, ben hayatıma çok kolay insan almam. Çok kolay da insan çıkartmam. Eski sevgilisi olsa bile. Evet. Yediğin en büyük kazık. Bakın. Bana bakın. Bakın. Şöyle, benim ortaokuldan üniversite sona kadar çok yakın bir arkadaş, kız arkadaş grubum vardı böyle. Yani onlar bana üniversite sonunda artık mezun olduktan ve ben işe başladıktan sonra öyle bir kazık attılar ki hayatımın en travmatik olayıydı. Yani böyle bir yaklaşık 6-7 ay hayatıma kimseyi almayıp her gün ağlayıp yalnız kaldığım çok çok kötü bir zaman dilimiydi. Yani 10 senelik neredeyse arkadaşlarımdı ve yalnız başıma kalmıştım. Şimdi bunu izliyorlarsa İnsanlar böyle. Söyleyeceğim tek şey ne biliyor musunuz? Aynen efendim. Sarhoş olunca sen mi Aleyna'yı topluyorsun, Aleyna mı seni topluyor? Abi tabii ki ben Aleyna'yı topluyorum ya. Ya ben gerçekten çok otokontrollü bir insanım. Aleyna gerçekten alkol aldığında bir sınırı yok. Aleyna'yı her an yalnız bıraktığında yazın ya bir shaker kafasına dikerken buluyorum. Ya bir kavanozlu kafasına dikerken buluyorum. Ya şişeyle mekandan çıkarken buluyorum. Ya birileriyle tartışırken buluyorum. Evet. Sürekli buluyorum Aleyna'yı bir şekilde. Ve kafam yiyken çok sinirli olur. Zihnim o yüzden sürekli açık. Ya Aleyna şunu yaparsa. Her yere uyumlu biri misin? Ben mi? Evet. Bence öyleyim ya. Evet, bence uyumluyum. De. Son sorulara geçtik artık. Ben mi soruyorum? Birlikte geçirdiğiniz en komik an. Her an. Bence en komiklerinden bir tanesi hangisi biliyor musun? Teknede gülme krizine girmiştik ya. Evet. O gece gülmekten kusacaktık. Aynen. Çok komikti. Aleyna gece sarhoş olup denize girdi. Gene bak böyle yaptım, ben denize gireceğim. Diyorum ki bak kanka ne olur girme. Hava karanlık, anksiyetem tuttu benim. Öleceğim yani, anladın mı? Hayır ben gireceğim dedi. Tamam gir Allah belası. Girdi. Abi kendini iskelenin altındaki iskelenin bacağına sardı ve oradan çıkmadı. Şaka yapmıyorum. Ama onun bir sebebi var. Şaka yapmıyorum yemin ederim. Onun bir sebebi var. Biz bir şey oldu zannettik. Dedim ki herhalde bayıldı. Söyleyemiyorum. Ben de girdim mecburen, tamam mı? Gireceğim yani, almam lazım onu. Bak o kadar komik bir an ki size anlatamam. Beni iskelenin önünde düşünün, tamam mı? Ben iskelenin önünde, Aleyna burada buna tutunmuş. Bu şu şekil. Aleyna hadi diyorum bebeğim. Aleyna yürüsene diyorum. Gelmem. Gelemem diyor. Kanka yürüsene diyorum. Çıkalım hani gecenin bir yarısı, anladın mı? Göcekteyiz. Abi sonra çıktı. Ne olmuştu sana? Üstün mü açıldı? Ya bikinimi, mayomu ters giymişim. Ben de sonra çıkartıp onu düz giyeyim derken giyemedim. Yani böyle başaramadım onu ve böyle kaldım böyle. Asla olmadı yani ve böyle hani yarı çıplak bir şekilde kaldım denizde. Üstünü değiştirmeye çalışıyor. Böyle yanıma, yanıma geliyorlar falan, ben kaçıyorum falan böyle. Sonra havlu falan istedim en son, böyle öyle çıktım. Size yemin ederim. Çok yani böyle asla başaramadım, çok korkunçtum. O akşam bak hayatım boyunca unutamam o akşam, anladın mı yani? Hani senin o iskelenin ayağına sarılmış olman bana gitmiyor beynimden yani, benim çok enteresan bir anı. Sercan da hala öyle, ne olmuş aşkım? Hala pozitif kız orada böyle de. Ne olmuş aşkım? Evet. Tebrik ederim, bitirdik. Hayır, bu videoyu. Şey yaptık. Bitirdik. Başardık bunu. Bizi tanıdığınızı düşünüyoruz. Yani bu aslında kadar zaten tanınmaz. Yalan atma şimdi. Bu kanalda bizi neler bekliyor? Neler bu kanalda her şey olacak. En çok aslında biz beraber gezmeyi çok seviyoruz. Evet. Yurt içi ve yurt dışı gezeceğiz, göreceğiz. Ben mesela otel manyağı bir insanım. Konsept otelleri çok severim. Size bir sürü konsept otel bulacağız. Ne bileyim, İstanbul'da gezeceğiz. Bir sürü içerik üreteceğiz. İnfluencerların çok sık yaptığı şeyleri sizlerle beraber yapacağız. Yani yapıp abarttıkları şeyleri aslında. Onların yediği yemekleri deneyeceğiz. Gittiği mekanlara gideceğiz. Fotoğraf çekildiği yerlere gideceğiz. Bakacağız. Onları biraz incelemek istiyoruz. Biz de çok merak ediyoruz. Biz çünkü beraberken çok güzel eğleniyoruz. Yani aşırı eğleniyoruz ve dedik ki bunları neden kayıt altına alıp insanlarla paylaşmayalım? Aynen kank.
Aynen komik. Kocaman bir aile miyiz? Ben siz sayın ama. 3, 2, 1. Aynen kank. Evde hep gülen biri. Sanki bizden biri. Kanka saçın açılıyor. Nasıl ya? Şaka yaptım. Yemin et. Yap, oraya Japon yapıştırıcıyla yapıştırır, linkini verirsin.